sıkıntı da herhalde Amerika'da filan olsa bir filme konu oluyor. Çünkü bir gün, o gün belki de imzayı atan insanların, bilmiyorum oran nedir ama bugün hayatta olmayanlara bile... Hiç o yok. Hiç o yok. O gün az önce bir amcamız vardı, yaşlı bir amcamız. Aynı konuları onunla da konuştuk. Dedik ki, bize bazen şey diyorlar, hani bu kadar üstüne nasıl gidiyorsunuz? Yani bir beklentiniz mi var, bir şeyiniz var? Hayır. Biz muvaffakat senedine imza attıktan sonra vefat edenleri az önce saydım, kendi ailemden 7 kişiyi kaybetmişiz. Ben de diyorum ki toprak altındakilerin bedduasını almaktansa sonuna kadar koşturup, çünkü sonuçta bir Recep Altepe ya da herhangi biri benim babamla, annemle, dedemle, anneannemle burada çalışarak buraları yapmadı. Onun isteğiyle ya da Toki'nin isteğiyle biz kalkıp da kimseye buradan bir kuruş para veremeyiz. Hatta ne verecek bir kuruşumuz, ne artık sabredecek bir dakikamız, ne de kaybedecek bir insanımız bizim kalmadı. Zaten 5,5-6 yıla yaklaştı. O kadar uzunca bir süredir bekliyoruz ki. Siz Amerika'da olsa bir film yapılırdı diyorsunuz ama biz şöyle tahmin ediyoruz. Böyle bir şey Amerika değil de Türkiye'nin dışında herhangi bir yerde olsaydı belediyelerin istifasına kadar gitmesi gerekiyordu diye düşünüyoruz. Başlangıçta 2006'da bunun proje tabii ki ortaya konmamıştı. Kendi aralarında konuşuluyordu ama biz bunların protokollerini de aldık. Daha o zamandan tabiri caizse halka atılacak ortadaymış. Bunlar gizli saklı tutulduğu için, mesela Murat Bey çok iyi biliyor. Hem hak sahibi olduğu için hem partinizin yaptığı, bizimle ilgili yaptığı müsbet şeyleri ortaya koyduğu ve bizim de bilgilenmemizi sağladığı için çok iyi biliyor. 2006'da belediye ile TOKİ'nin bir arada yaptıkları protokolü okuduğumuzda biz bugün 2012'de başımıza geleceklerin hepsinin aslında ufak ufak sinyallerini şimdi bazı şeyler ortaya çıktıktan sonra görebiliyoruz. O zaman hiçbirimiz bu konuları bilmiyorduk. Ve yaklaşık 50-55 yıldır yıkılacak denen, bu yüzden imar izni verilmeyen 4 kattan ya da 6 kattan fazla, şimdi diyeceksiniz ki 23 kat nasıl oldu ama 6 kattan fazla izin verilmeyen yerlerde ister istemez insanlar nasıl olsa yıkılacak diye bir çivi dahi çakıp evlerini tadilat yapamazlar. Ondan sonra ne oldu? Atıl duruma gelen birçok ev ortaya çıktı. Şimdi de diyorlar ki, rezilliğin içinde yaşıyordunuz, biz bunları aldık, bir babanın işte evladına yapmayacağı kadar büyük iyilikler yaptık. Biz de diyoruz ki, siz bizden evlerimizi değil, arsalarımızı aldınız, artı bizi babalarımız gerçekten sizin yaptığınız terbiyesizliği bize yapmazlardı. Yani maddi açıdan bize bir zarar verdiniz, bari çenenizi tutun. Hani biraz şey konuşuyorum ama kusura bakmayın. Hani bu anlamda da manevi olarak da insanları çok zor duruma soktular. Bir de üstüne üstlük hala çok iyi şeyler yapmışlar gibi bizlerin olmadığı canlı yayınlarda müjde veriyorlar insanlara. Ne müjdesi veriyorlar? Açık konuşayım, ben 52 bin lira alacaklıydım bu projeye girdiğimde. Seçim zamanı 286 bin lira borçlu çıktım. Şimdi 86 bin lira borçlu çıkartıldım. Ya arada da çok ciddi oynamalar var. 6 tane dairem var. Zaten baktığınız zaman 280-300 bin liraya siz dışarıda 3 tane 4 tane daire satın alabiliyorsunuz. Kökü toprağı benim olan bir yeri bana kâr ederek satmaya çalışıyorlar. Bırakın yapmayı, adamlar kâr ederek satmaya çalışıyor. Kendi kurdurdukları bir dernek vardı. Biz bu derneğin belediye tarafından kurdurulduğunu bildiğimiz için alternatif bir şeyler yapma gereği duyduk. 2000 zaten şu an genelde kapalı oluyor. Gittiler imzalarını falan da attılar yani. Onların istediklerini yaptılar. Emrah Bey başkan yardımcımız. Onun vasıtasıyla o biraz daha bu konuları daha iyi biliyor. TOKİ'den daha önce bir zarar gördüğü için biraz bu sıkıntıları bilen bir insan olarak arkadaşlar bakın ilerleyen zamanda böyle böyle sıkıntılarımız olacak diye bize bir öncülük yaptı. Onun çevresinde toplandık. 2009 yılında TOKİ Doğan Bey komitesini kurduk. Orada bir şeyler paylaşmaya başladık. Birçok partiden milletvekili bir şekilde biz kendilerine ulaşmadan buradan sıkıntıları alıp hatta millet meclisinde dahi bunun yaş sorunu önergesi de verdiler çıkıp toplantılarda da konuştular. Sağ olsunlar biz onlara başvurmadan onlar bu konuyu Türkiye'nin gündemine taşımaya çalıştılar ama üzerimizde daha doğrusu Doğan Bey'in üzerinde öyle bir baskı var ki ne Bursa medyasında ne hani ulusal medyada çok fazla yer alamadık. Yani o da bizden kaynaklanan bir şey değil. Böyle bir sıkıntı baş gösterdi. Bir şekilde bugüne kadar getirdik. Derneğimizi de kurduk.
kötü örnek ortada olunca insanlar derneğimize hani itibar da göstermeye başladılar. Artı 2009'dan 2012'ye kadar hiçbir karşılık beklemeden sadece site ve gruplar ve sosyal medya üzerinden ve gazete haberleri ve çıktığımız bazı televizyon programları sayesinde bizi tanıyan insanlar bize şu an destek oldular. Biraz önce söylediğiniz şeye kesinlikle katılıyoruz. Biz sadece hak sahipleri olarak içeriden gördüğümüz zarar değil, Bursa'nın 600 yıllık bir mahallesinde yaşamış, doğmuş, büyümüş ya da sonradan o mahallelere gelmiş insanlar olarak bir uzak bir yerden Bursa'ya gelirken de evlerimizin direkt gözükmesi inanın bizi de rahatsız ediyor. Yani aman bırakın, tamam oldu biz burada oturalım diyebilirdik. Çünkü çok ciddi zararlar gördük ama sonuçta Bursalıyız. Yani Bursa'nın insanı da kültürel açıdan da, mantık açısından da çok dışarıdaki farklı şehirlerdeki insanlara benzemiyor. Belki Bursalı olduğumuz için bunu düşünüyoruz ama Bursalı Bursa'sına sahip çıkan insandır. Vardır içinde ufak tefek farklı düşünceler ama yani dışı da işçi de bizi yakıyor. Yakmıyor değil. Ha ne oldu? Öyle bir noktaya geldik ki artık evlerimizi teslim alalım diye bakıyoruz. Şu noktada ne yaptılar? Elimizde... Bu anahtar falan. Evet. Şimdi anahtarlarımızı alamıyoruz. Anahtarları alabilmemiz için... İmza atanları veriyorlar. İmza atanları veriyorlar ama o yeni bir sözleşme çıkarttılar. Buna da resmi bir sözleşme değil. Yani gelin imzalayın diyorlar ama biz 2007 yılında zaten bir sözleşme imzaladık. Diyoruz ki iş bittikten sonra ne sözleşmesi? Hani bunun bir açıklamasını yapın. İşte Recep Altepe sağ olsun bizim hayrımıza bir şey yapmış, bizden habersiz. Onun da resmi evrağını bulduk. Evleri büyüttürmüş. Diyoruz ki sözleşmemizde evlerin metrekaresi belli. Artık burada oturan insanların hani çapı da belli, cebinden çıkabilecek para da belli. Şimdi ne yaparsanız yapın benden 300 bin lira para çıkmaz. Hem de kendi evime sahip çıkabilmek için. Bırakın yeni almayı ve 300 bin lirayı ben gider belki çok devasa büyüklükte birkaç tane daire alırım. Hani uzun lafın kısası şu an belediye başkanının yaptığı hatayı örtbas edebilmek için TOKİ kendi dokunulmazlığını kullanarak ön plana kendisini attı. Tabiri caizse biraz önce de konuştuğumuz diyebileceğimiz bir şey yaptı. Ortaya habire bir olta atıyorlar. En başta şunu yaptılar, dediler ki metrekaresi, işte bir metrekarenize 1,5 metrekare kapalı alan vereceğiz, evlerinizi bize verin. Birçoğumuz 50 senedir çivi bile çakmadığımız evlerimizin perişanlığı yüzünden bunu kabul ettik. Burada hatırı sayılır bir aile bunu kabul etmedi. Mahkemeye gideceğim dedi, bilmem ne. Bizim 3 ya da 4 katımız fazla aldı aynı metrekareye. Şimdi orada onda çok ödersiniz, biz hani işin Türkçesi. Yani 2000 kaç kişiydi? 2700 daire 4000 kişi imza attıysa bir 5-10 kişi imza atmadı. Geri kalan 4000 kişi orada bir olduk. Arkasından dediler ki ev almak istemeyenlere 1 metrekareye 1000 lira ödeyelim. Ama Kamberler projesinde bu 650 liraydı. Mahkemeye verirseniz 650 liraya düşer. Burada da bir yakalandık. Korkma. İmza vermeyip mahkemeye giden 18 aile 2750 liradan 3300 liraya kadar metrekaresini yükselttiler. Yani 1'e 1 verirken 1'e 3 aldılar. Burada da bir kaybımız var, bilmiyorduk. Bari dedik en azından evlerimiz olacak. Sonuç ortada. Evlerde de çok büyük kayıp var. Evin metrekaresi büyümüyor ama sahanlığı falanını filanını büyütmüşler. Koridorlar falan ve çok koridorlar 50-55 metrekare. Yani siz 4 dairenin bulunduğu bir evi başlangıçta birbirine yapışık mı düşündüğünüzde bu koridorlar yoktu, sonradan koridorlar ortaya çıktı. Burada ben şöyle bir mantık üretiyorum. Bize her ne kadar 18 ayda vereceğiz, 2009 Eylül'de kesinlikle evlerin tamamını alacaksınız deseler bile daha o zaman temeller atılmamıştı. Böyle de çok çirkin bir davranışta bulundular. Artı 13 katla ila 16 kat arası yapılacak dediler. 23 kata çıktı. Bundaki de sebep şudur. Bu kadar büyük bir alanı verdik. Bunun hepsini bize dağıtsalar oradan bir rant elde edebilecekler. 13 kat değil de 23 kata çıkartıp bizi buraya topladılar. Şimdi burada at koşturuyorlar. 200 bin metrekare alan dendi. 280 bin metrekare alana yükseltildi. Bize dağıtılan kitapçıklarda buranın bütün geliri hak sahiplerine dağıtılacaktır deniyor. 13,5 trilyona seneler önce kiralanmaya kalkan satılığa mı çıkartıldı? Bir yeraltı otoparkı çıktı. Kesinlikle hakkınız yok deniyor.
borç indirimi yaptık 98 trilyon diyorlar. Evlerin altındaki otoparkları bize vermiyorlar. Şimdi benim binamın müştemilatı olan otoparkı siz benden nasıl alırsınız? Kim kullanacak onu? Kiraya verecekler. Belediye ihale, otopark olan ama ihale. Yani benim evimin altına giren çıkan o belli olmadıktan sonra ben çoluğumu çocuğumu o evlerde nasıl güven altında tutacağım? Hayır hayır, o önemli değil. Yani birisi. Güvenlik sağladılar falan ama yani. Hadi. Yani ağacını yapar. Binanın altında sürekli bir araç giriş çıkış olacak devamlı. Bunları da burası ev olmaktan çıkıyor. Çıkacak kesinlikle. Şimdi zaten -3 bizde şöyle bir şey var. -3 otoparktan asansörde 22. katında çıkabiliyorsunuz. Ara otoparkta parkinden olduğu gibi senin kapına gelebiliyor yani. Aynen. Evet. Problem var. Ya bunu ben önemli yani hayır misafirin de o şekilde gelebilir. Evet. Ama burada otoparkın sana ait olmaması. Senin çok aracını park edecek bir yerin yok yani. Ve şöyle söyleyelim. Burada TOKİ'nin bize hiçbir şekilde TOKİ ve belediye mal sahibi olmayacak denmesine rağmen 400 dairesi çıktı. 400 dairesini sattıkları insanların onlara resmi tebligatla satılıyor. Daha doğrusu şimdi anahtar veriliyor. Anahtar veriliyor ama evlere de girilmiyor bu arada. Hep konular birbirini açıyor. Onların hakları var otoparklarda. Ama resmi tebligat yapılmayan bizlere internetten bilgi verin, gelin imzalayın diyorlar. Ha, imzalamazsanız bir şey var mı? Yok. İnsanlarımıza bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gidip imzalayan insanlara öyle maddeler koymuşlar ki bir toprağınızı dahi TOKİ'ye bir kere teslim ediyorsunuz. Kökü benim diyemiyorsunuz o imzayı attıktan sonra. İki, TOKİ'ye karşı en ufak bir mahkeme açarsanız TOKİ isterse size parasını verip evden dışarı atabiliyor. Geçmiş daha, mahkemeden iptal oluyor. Geçmiş mahkemeden iptal oluyor. Evlerde eğer bir arıza sıkıntı varsa hiçbir şekilde TOKİ bunlardan sorumlu değil. İmzayı attığınız anda biz, telefonum da hala kayıtlı. 16. katı su basmış bakın. Bunları çok ortaya çıkartamıyoruz. Artık insanlar kızmaya başlıyor bize. Hani evlerimize oturamayacağız ya da sizin yüzünüzden satamayacağız dediler diye evlerin sıkıntılarını anlatamıyoruz. Ama 16. katın su bastığını ben ve arkadaşım gözümüzle gördük. Evlere kaçak girip de görüyoruz bunları. Mecburuz çünkü evlerimiz TOKİ ya da belediye 6 yıl olmasına rağmen daha ortaya evlerin çizimlerini çıkartmadı. Biz TOKİ başkanlarıyla kavga ede ede aldığımız çizimleri internetten yayınladık. Biz yayınlamasak daha insanlar evlerinin içini görmemiş insanlar var. Zaten neden göstermediklerine gelince anlar. Çünkü odaların planları çok bozuk. Odalar çok küçük, tesisat çok kalitesiz. Aynen öyle. Kapılarda, banyo, tuvalette çok sorunlar var. Ben mesela bizim parayın daha gidiyordum. Kapı kapanmadı mesela. Evet. Dış balkonumuzu açtık, kapatamadık. Ne yaptık? İlini itledin. Aynısını ben de yaşadım. İletmeyince şey sünger gibi esneyiverdi, kapıyı kapattık. Yani elimiz itlemekle PVC'le esniyor yani. Bu bir hafta önce pazar günü su sızmış. Zaten altında yok. Pazar günü zemin kat balkon kapısından evet, sıçıyorsun, geçiyorsun yani. Genç bir arkadaşımız girmiş, 10. kata kadar çıkmış, kendisini aşağı attı. Biz çok korktuk. Hani hak sahibi, çünkü artık o kadar bağlandık ki birbirimize ve hep eşimiz, dostumuz, akrabamız, herkes aynı şeyi söylüyorum. Herkes birbirini az çok tanıyor. Tanımayan da mutlaka bir yakınlığı çıkıyor. Çünkü eski bir mahalle, senelerdir insanlar burada. Çok korktuk. Dedik ki hak sahibi, en sonunda biri bozdu kafayı, atladı. Değilmiş. Bu tabii ki sevinmemizi gerektirecek bir şey değil. Genç, 32 yaşında bir arkadaşımız, babası vefat etmiş, canı sıkılmış, psikolojik sorunlar yaşamış, kendisini bırakmış. Ama burada şöyle de bir sıkıntı doğuyor. Siz zemin kata bir ev yapıyorsanız, yerle sıfır balkonu yapamazsınız. Bu balkondan bugün intihar edecek bir arkadaş giriyorsa, yarın hırsızı, uğursuzu, teröristi herkes girebilir. Zemin katları biliyorsunuz Samsun'da su Allah bastı. Göstermesin su bastı. Bugün sabah gazetesinde birileri okumuş, bana haber verdi. Şimdi de zemin katlarda kesinlikle insanlar oturmayacak TOKİ evlerinde diye bir kanun hazırlıyorlarmış. Ne olacak satın alanlar? Zemin kattan 400 daire TOKİ'nin ve 15-20 dairede hak sahiplerinin zemin katta evleri var. Bütün zemin katlarda ev zemin var. Zemin derken zemin değil herhalde. Giriş zeminin altını diyorlar. Hayır, direkt zemin, giriş katı. Giriş katı. Giriş katı. Direkt zeminin altında ya da... Ne olacak burada? Yani ben onu... Yani nasıl burada... Çözüm nasıl olacak diyorsunuz? Çözüm aslında çok basit. Yasalara baktığınız zaman muvafakat senedimiz bir sözleşme. Bunu zaten en son açtığımız mahkemede de karma sözleşme olarak tespit edildi. Kökü bizim.
TOKİ'den çok ufak ödemesi olan insanlar var. Tamam, olabilir. Biz diyoruz ki, arkadaş, biz evimize girelim, sonra bizi gerekiyorsa mahkemeye ver. Neyse artık sonucu ortaya çıksın. Onlar da diyorlar ki, imza atmazsanız evlerimizi elinizden alırız. Ha, bunu resmiyette söyleyemiyorlar. Neden? Çünkü böyle bir hakları yok. Benim elimde devir tapusu var hala. Yani TOKİ'ye arsamı, daire karşılığı verdiğime karşı bir tapu zaten mevcut. Muvaffakat senedi mevcut. Bunlar da bu işleri resmiyete dökememelerinin sebebi yine var. Ne kadar avlayabilirlerse zararlarını karşılayacaklar. Daha doğrusu Recep Altepe'nin zararını karşılayacaklar. Biz inatçı olan insanlarda baktık ki bir ay içerisinde resmi bir şekilde açık konuşmak gerekirse evlerimize giremezsek 6 sene boyunca ben size söyleyeyim eviniz sizin ve sürünüyorsunuz. Bir şekilde sürünüyorsunuz. Vefat edenler, evlenemeyenler, evlenip eşiyle ayrı evde yaşayanlar, böyle insanlar var. Televizyonlarda anlatıldı. 6 sene boyunca sizin olduğu belli olan eve giremezseniz ne yaparsınız? Ve sizin olduğunuzu biliyorsunuz. Eninde sonunda bir çilingire bakar. Bir ay içerisinde bu işi çözmezlerse artık biz çözüm bulmak zorunda kalacağız. Ha ne olmaya başladı? Belki Murat Bey dün görmüştür. Gidip kapısının üzerinden anahtarını söküp alan insanlar olmaya başladı. Ben hep birlikte toplandığımızda ben evimin anahtarını aldım, açacağım, gireceğim ve kilidini değiştireceğim diyen insanlar var. Bu bir çözüm mü? Aslında olmaması gereken bir çözüm. Evler sonuçta bizim. Ama gerekirse emniyet güçlerinden yardım alarak sonuçta bunu yapacağız. Onlar istiyor ki her türlü mahkemeyi biz açalım. Onlar buyurup sonradan gelsin. Biz de diyoruz şimdi ki... Şimdi tabii ne kadar anahtar dağıtıldı? Şu ana kadar valla bir... Şu anda imza veren... 20-25 kişi diyebiliyoruz. En fazla 30 kişidir. Ve tebligat yok zaten. Yani. Tebligat yok. Resmi bir tebligat çağırdı. 2 haftadır teslimler yapılıyor. Her gün 40 ila 45 kişiye teslim edilecek diye bir liste var. Ha. O kadar kişinin arasından 30-35, 50 olsun. Hani bir günlük kişi 2 haftada gitmiş. Ve bunların zemin katlardan başladıkları için de her binanın ilk katında 4 ila 6 tane TOKİ'nin kendi satışa sunduğu ev var. Yani çoğu o. Kendi daireleri. Kendi daireleri. Yani bizden taş çatlasın 10-15 kişi anca almıştır. Bu konuda çok iyi örgütlendik. Haklılığımız üzere örgütlendik. Biz haklılığımızı çok iyi biliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hiç görüşme dahi yapmadan bizim hakkımızı sizle savunuyoruz. Başka partilerden de savunanlar oldu. Biz bu konuda zaten ilk ortaya çıktığımızda Murat Bey de oradaydı. İnsanlarla görüşürken ve bizi kendi sözcünüz olarak kabul ediyor musunuz? Ama kesinlikle siyasete hiçbir şekilde bulaşmadan bunu yapacağız diye söylediğimizde insanlar bizi bu şekilde kabul etti. Tabii ki böyle ziyaretlere de hayır demiyoruz. Sonuçta bu partiler neden kuruldu? Bizim iyiliğimiz için kuruldu. O milletvekilleri niye var? Milletin vekilleri. Ama buna rağmen bize kalkıp da 3-5 çapulcu işte siyasi partinin maşasının arkasından gidiyorsunuz diye bizim hakkımızda bu şekilde konuşan belediye başkanları da var. Hani böyle de çok çirkin ithamlar, ben bir siyasi partiye üye de olabilirim. Değilim. İlgimi çekmedi, olmadı. Şu anda da değilim ve hiç kimsenin de kapısını çalmadım. Çok gerekirse bunu da yaparım. Hani iş o noktaya gelirse. Ama bunu yapmadığımız halde böyle ama o anlamda çirkin itham değilim. Yoksa bunun da bir çirkinliği yok. O anlamda ithamlar da bulunca aslında bilmeden şunu yapıyorlar. Dört elle bu projenin sonunu biz getireceğiz diye daha büyük bir şevkle bu konuya sarılmamızı sağlıyorlar. Bir aylık bir süreç. Çözüldü. Çözülmezse artık avukat ve güvenlik güçleri eşliğinde biz evlere girmeyi planlıyoruz. Başka bize fırsat vermediler. Açılmış 1300 kişilik bir davamız var. Serkan İnceoğlu köşesinde bunu da Bursa'nın rekor tazminat davası diye açtı. O da devam ediyor. Bazı engellemeler olsa da yine devam ediyor ve ne olursa olsun sonuçta biz o davayı da kazanacağımıza inanıyoruz. Bir de diyoruz ki, tabii ki sizin gibi desteklerimiz de yanımızda var ama bu kadar mağduriyet karşısından yanında belediye ya da TOKİ ya da hükümet yoksa yanımızda Allah var diyoruz. Ona güveniyoruz. Onunla da bir şekilde biz hakkımızı alacağımıza inanıyoruz. Biz üstümüze düşen resmi görevleri yerine getiriyoruz. Şikayet dilekçeleri topluyoruz. Bunu götürüp TOKİ'ye elimizle vereceğiz.
insanları bilgilendirmek için habire el ilanları bastırıyoruz. Şeyimizden, sitelerimizden ve çalışmalarımızdan bizi bulup ulusal bazı medyada bizi çıkartan, işte dergilere kapak yapan bazı medya kuruluşları oldu. Onun dışında işte sağ olsun. Tabii bu gayretiniz görünüyor yani, bu gayretiniz. Buna karşılık evet. Bursa sadece bu binalara bakarak buradan haberdar olmayacak. Değil, mutlaka değil. Yaptığınız çabanın bir karşılığı var. Biz de oradan biliyoruz buradaki mağduriyetleri. Evet. Yani sosyal medyadaki paylaşımlarımızdan görüyoruz. Yani burada işte tabii Murat Bey'den de bilgi sahibi oluyoruz evet, ama. Evet, en büyük köprümüz zaten önümüzde sağ olsun. Ben de tabii yani hem sizin internet sitenizde hem de sosyal medyadaki paylaşımlarınızı takip görüyorum. Ediyorsunuz. Yani, bu anlamda yani sadece Bursa'nın silüetine dönük bir acı değil. Yani burada da çok ciddi hikayelerin olduğunu biliyorum. İnsanların acıları olduğunu biliyorum. Çok. Ve başka şehirlerden bu konuştuğumuz zaman şehir estetiğiyle ilgili yani Bursa böyle bir mağduriyeti yaşayarak belki Türkiye'de birçok şehrin yaşayacağı bir mağduriyetin önünde geçmiş bir hali var. Ama maalesef bu bize oldu yani. Olan bize oldu. Maalesef Bursa'nın en güzel yeri ne oldu? Yani her neyse buradaki dairelerin fiyatlarının zamanla çok yüksek olacağını bilmediği ifade ediyor olsa da artık şehrin merkezine doğru değil, şehrin dışına doğru fiyatlar yükseliyor. Bunu görmek lazım yani. Evet. Yani bu da tabii içinde yaşamaya başlayınca başka takım sosyal problemleri ortaya çıkaracağı belli. Tabii tabii. Burada, buradaki yaşanan hayatı hepimiz biliyoruz. Burada insanların ne profilde insanların yaşadığını ve aynen, nasıl bir hayat sürdüklerini bunlara bakarken biz korkuyoruz. O insanlar nasıl yaşayacaklar? Bu beraberinde başka maddi sıkıntıları da beraberinde getirecek. Yani siz işte bahsettiğiniz o odalar güzel de olsa, şeyler iyi de kullanılsa mutlaka beraberinde başka masrafları da getirecek. Yani yani bu otopark meselesi ve çok ciddi bundan sonra yaşanacak sorunlarla ilgili çok ciddi biz TOKİ'nin de belediyelerin de daha cömert davranması gerektiğini düşünüyoruz buradaki insanlara. Maalesef kötü bir örnek oldu. 6 yıldır devam ediyor, bitmiyor. İnsanların bu tür projeler olan inancı da bu vesileyle ortadan kalkıyor. Kesinlikle. Yani bu hem mimari olarak hem de sosyolojik ve insani olarak kötü bir proje olarak yaşadık. İnşallah sizin sıkıntılarınız, yani sizin sıkıntılarınız az önce ifade ettiğiniz bu üç merhaleli geçişlerde direnenler dünyanın her yerinde hep onlar kazanacak. Direnciniz devam etsin inşallah. İnşallah. Yani biz sonuna de, kadar devam edeceğiz. Biz de sizin sesinize ses vermeye gerektiği yerlerde sesimizin söylenebildiği yerlerde bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Amin. Şöyle de bir şey söyleyeyim son olarak. Biz sadece gerçekten kendimizi düşünmediğimizi çok yakın zamanda insanlar da anlayacaklar. Çünkü şu an Yıldırım Belediyesi'nin maalesef boyundan büyük olarak kalkışmaya çalıştığı 7 mahalleyi mahvetme projesinin başında diyebileceğimiz, hani adı geçen, sözü geçebilecek ya da bir dernek oluşumu kurabilecek insanlarla biz aylardır onların isteğiyle görüşüyoruz ve bizim başımıza gelen, resmiyette anlatılabilen, hatta resmiyette televizyonda dile getiremeyeceğimiz, mesela söyleyeyim, işte kameraların kapattırılarak Recep Altepe'nin bu imzaları atacaksınız, biliyorum, atmazsanız bakın görün ben size neler yapacağım, burada sizi oturtmam dediklerini de onlara anlatarak, bazı bilgiler vererek dikkat etmelerini ve ne şekilde adım atmaları gerektiklerini biz bu insanlara anlatıyoruz. Biz Doğan Bey'in, sadece Doğan Bey 200-280 bin metrekare alan içerisinde sınırlı kalmadığını, bundan sonra da Bursa'da sivil toplum örgütünün gerçekten nasıl çalıştığını sonuna kadar göstermek için zaten şu yeri kurduk. Bundan sonra da direnmesinden, direncinden tutun, bilgi vermesine ve gerekirse bu konuda insanları eğitmesine kadar elimizden gelen her şeyi yapacağız. Öyle bir şevk verdiler ki sağ olsunlar, belki de bu insanların ve TOKİ'nin, yani tabiri caizse bize atacak lara karşı biz de insanların direncini bir şekilde mukavemetini sağlamak için elimizden geleni aynen yapacağız. Bu burası yaşanmasaydı dediğiniz gibi Türkiye daha çok büyük mağduriyetler Bursa'da beraberinde gelirdi. Şimdi olacaktı. Bu kentsel dönüşüm meselesi konuşulunca herkes buraya dikkat kesiliyor. Evet. Ve
vatandaş da ortaya çıkacak olan eseri görmek istiyor. Yani o zaman hiç kimse görmek istemeyecek. Herkes ikna olacaktı. Bu açıdan sizin bu yani bir hafıza olma durumunuz söz konusu bu meseleyle ilgili şeyde. Allah yani bu gayretinizi daim kılsın. İnşallah. İnşallah bundan sonra Bursa'da bu tür dönüşümler yapılırken mağduriyetler en azından indirilerek. İnşallah. Bu takım mağduriyet. Yani zaten sizin bu mahallede mahallenin ortadan kaldırılması, yani o halin kaldırılması bir mağduriyet başlı başına. Yani o 600 yıllık mahallenin yani, izlerinin gökten kaldırılması çok yani büyük ama, bir şey. Yani o bile bir sosyolojik mağduriyet. Çünkü orada sizin komşuluk ilişkileriniz, yani aynen, şu, aynen, yani aynen. Bunlar yok artık. Yani, yani böyle bir şey yok. İnşallah, olsun, sizin de desteğiniz.